Günaydın. Bugün havanın bu güzelliğiyle uyandım. Birkaç gündür, hatta bir haftadır yağmurlu olduğu için güneş gördüğüme çok seviniyorum. Hemen o yüzden yaz gelmişçesine tüm camları açtım. Tabii ki de tam öyle yaz havası olmadığı için içeriği birazcık soğuttum. Sonra kendime güzel proteinli bir kahvaltı hazırlıyorum. Önce ekmekleri kızartıyorum, sonra yumurtayı pişiriyorum. Ustalıkla pişirmeye çalıştım bu yumurtayı. Neyse ki bu sefer tam istediğim gibi yapıyorum. Bu arada mutfak konusunda hiçbir şekilde bir becerim yok. Kendi kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden yumurtada bile hala öğrendiğim bir sürü şey var. Geçen sefer biraz daha cıvık kalmıştı ama bu sefer gerçekten tam istediğim kıvamda oldu. Neyse, ustalıkla pişirdiğim bu yumurtayı birazdan afiyetle yiyeceğim. Kahvaltı tabağım peynir, yumurta ve kızarmış ekmek yanında Nescafe ile. Sonrasında artık hazırlanmaya geçiyorum. Çünkü bugün permesso, yani oturum iznim için dışarı çıkmam gerekiyor. Hızlıca bir duş alıyorum. Ve güzel bir duştan sonra rutin cilt bakımımıza geçiş yapıyoruz. Önce günlük kremimi yüzüme sürerek ve onu yedirerek başlıyorum. Arkasından her seferinde cildime sürdüğüm simli bir yağ var, onu sürüyorum. Ve şu alete ben roll-on diyorum ama gerçek adının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu roll-on'la da her seferinde cildime yağı yediriyorum. Ve bunun gerçekten çok işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü kullanmaya başladığımdan beri cildim gerçekten şekillendi. Cildimin daha da şekilleneceğini düşünerek bu hırsla birazcık daha cildime yediriyorum. Ve şu kullandığım yağ cildim nasıl pırıl pırıl yapıyor baksanıza. Saç bakımına geçiş yaptım bile. Türkiye'deyken gratiste satın aldığım bir sıvı saç bakım kremi vardı. Onu kullanmayı unuttuğumu fark ediyorum ve hemen kullanmaya başlıyorum. Bu arada bu saç kremini beğendim. Gerçekten saçımı açıyor ama şu kapak kısmında bir problem var. Çünkü her seferinde onu benim elimle açmam gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen şu kapakları düzgün yapın. Bakın bir anda saçımı gerçekten nasıl rahat bir şekilde açtı. Bu arada asla hiçbir şekilde bir işbirliğimiz yok ve neden olsun zaten. Kendi kullandığım ve beğendiğim ürünleri objektif bir şekilde size anlatıyorum. Bu üründe olduğu gibi nasıl saçımı gerçekten yumuşacık yaptığını ama kapağında büyük bir problem olduğunu. Bu arada saçımı da Zayn'den aldığım bir saç bakım yağını kullanıyorum. Bu arada makyajı geçtik ve ben kremle fondöteni karıştırma olayını bir deniyorum. Ama hiç memnun kalmadım. Hiç önermiyorum bu arada. Bence fondöten böyle tüm özelliklerini yitiriyor. Bugün aşırı aşırı bir makyaj yapmak istedim. O yüzden hiç çekinmeden bolca ilmecik kemiklerime ve hatta göz kapaklarıma da sürüyorum. Bugün parıldamayı yemin etmişçesine gerçekten her yerime yediriyorum bu highlighter'ı. Daha sonrasında bronzer'a geçiyorum. Zaten bir önceki videoda da göstermiştim. NYX'in bir paletini kullanıyorum. Oradaki bronzer'ı uyguluyorum. Simli ve çok güzel bir bronzer. Elmacık kemiklerime ve şakaklarıma da allık geçiyorum. Bu arada asıl kullandığım allığı Türkiye'de unutmuşum. Komoda'da böyle Sephora tarzında mağazalar nerede tam bilmiyorum. O yüzden far paletindeki pembe farları allıkmışçasına uyguluyorum. Tartın kapatıcısını kullandıktan sonra da artık göz farına geçiş yapıyorum. Ve bu da bitmiş hali. Sportif bir kombin yapmak istiyorum. O yüzden altıma taytımı giydim. Sporcu atleti ve üzerine bir kazak geçiriyorum. Takılarımı takıp çok da üşümek istemediğim için. Güneşe aldanmayıp bu tarz bir kombin yapıp çıkıyorum. Şimdi çıktım evden. Az acele çıktım çünkü. Çünkü böyle son dakika insanıyım gerçi. Bu durum benim canımı sıkıyor. Şimdi postaneye gidiyorum çünkü oturum izni için. Kit almam gerekiyor. Kit alıp permesso, yani oturum izni işlemlerime tekrar başlamam gerekiyor. 4. yılım. Ama işte her sene bunu tekrarlamak gerekiyor. O yüzden şimdi acele bir şekilde postaneye gitmem gerek. Kapanmadan birkaç dakikaya kapanıyor ve bir sonraki açılış yarın. Şu aralar bir son dakika yapıyorum şu işlerimi. Ama en azından bugün güzel bir gün. Ve güneşli. Bu beni bayağı güzel şu an etkiledi. Ve hala yolda video çekmeye alışamadım. Bazen gerçekten kendimi çok rahat hissediyorum. Bazen de böyle sanki ilk defa telefonu almışım elime gibi hissediyorum. Bugün birazcık öyleyim açıkçası. Yani böyle insanların çok yoğun olmadığı yerlerde çekmek daha rahat geliyor. Tabii şu an civarda yine insanlar var ama neyse, Türk olduklarını düşünmüyorum. Umarım beni anlamıyorlardır. Ama yine de böyle elinde telefonla konuşarak vermek böyle garip hissediyor. Çünkü insanlar garip garip bakıyor. O zaman birazcık size Como'yu göstereyim. Biliyorsunuz ki Como'ya taşındım. Böyle şirin ve tatlı bir yer burası. İnsanlar birbirine çok saygılı burada. Yani geleli daha bir iki hafta oldu ama şu ana kadar çok saygılı görünüyorlar. Şimdi az önce geldim postaneye ve az önce tekrar geri çıktım çünkü kit yokmuş. Bana dedi ki işte bir tane kağıt verdi. Buradaki postanelere gitmen gerekiyor. Onlar da var dedi. Şimdi bu postaneler kapanmadan, çünkü iki tanesi saat 1.30'da kapanıyor. Şu an saat 1'i çeyrek geçiyor. Bir tanesi de akşama kadar açık. Sanırsam o merkezdeki böyle en büyük olanlardan bir tanesi. Şimdi o en büyük
olduğunu düşündüğüm, yani bilmiyorum, göreceğiz. Postaneye gidiyorum. Umarım orada kit bulurum. Pazar kurulmuş. Sizin için yolumu birazcık değiştirerek pazarın içinden geçeceğim. Evet, İtalya'da Como'da pazar nasıl? Böyle. Bir sürü çeşit şöyle kıyafetler var. Yani. Pazarda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Sadece sabahtan öğlene kadar gelmeniz gerekir. Çünkü hatta şu anda da artık toparlanmaya geçmişler. Öyle bizdeki gibi akşam pazarı tarzında bir şey yok. Allora, grazie mille. Posso chiedere anche un'altra cosa? Kitimizi aldık. Şimdi birazcık böyle Como Gölü'nde yürüyüş yapmak istiyorum. O yüzden Como'ya doğru yürüyorum. Bu arada bugün hiç toplu taşıma kullanmadım. Aslında çok kısa mesafe değil ama İstanbul'da yaşayan biri için yürünebilecek mesafeydi. Bir yarım saat falan yürüdüm. Hem de böyle spor gibi olmuş oldu. Hava da böyle güzel olunca dedim bugünü bence değerlendireyim. Zaten herkes de spora çıkmış, böyle koşuyorlar falan. Ben de bir sonraki havanın güzelliğinden avantaj elde edip koşuya çıkacağım. Kit bulduğum için çok mutluyum. Bu arada bu kit bulunması mükemmel gibi bir şey. Milano'da asla bulamıyordum. Çektiğim videodan sonra bir tane kadın yanıma geldi ve bir şeyler söyledi çiçeklerle alakalı. Ne dediğini asla anlamadım. Sonra çektiğim videoyu falan gösterdim. Çok saçma bir iki saniye yaşadık kadınla. Sonra kadın yürüyüşüne devam etti. Ben de video çekmeye devam ettim. Çok enteresan bir andı. Neyse, gün gerçekten hava efsane güzel ve daha önce Como'nun bu tarafına gelip hiç yürümemiştim. Burası daha güzelmiş. Şimdi böyle güneşli ve güzel yakaladığım için çok mutluyum ve bugünü vlogladığım için de çok mutluyum. Size de Como'yu böyle gezdiriyorum birazcık. Aslında biraz güne böyle depresif başlamıştım ama havanın güzelliği, çiçeklerin açışı, ondan sonra yani Como'da oluşum falan anlık böyle modumu yerine getirdi. Öyle vlogumuza devam edelim. İş görüşmesi sonrası. Kendi kendime kutlama yapıyorum. Bu anı sizinle de paylaşmak istedim. Bu arada bir anda gelişen bir görüşme oldu. Bu yüzden aslında eve gitmiştim. Evden de bir tık aceleyle çıktım. Çünkü bir anda böyle aradılar. Hadi gel, iş görüşmesi yapacağız dediler. O yüzden direkt iş görüşmesine geçtim. Güzel bir görüşme oldu. Şimdi de böyle mutlu olduğum için bu anı böyle kendi kendime kutlamak istedim. Çünkü Como'da hiç kimseyi tanımıyorum. Buraya böyle tek başıma geldim. Arkadaşım hiç kimse yok. Yalnız yaşamanın tadını çıkartıyorum. Öyle mutluyum. Sizinle paylaşıyorum her anımı. Şimdi eve geldim. Maalesef bugün videoyu yükleyemedim, biliyorsunuz her gün videoyu yüklüyorum. Bu arada bugün çok tatlı Almanlarla tanıştım. Benim için gerçekten çok güzel bir gündü. Bugünü sizinle paylaştığım için ekstra mutluyum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz, ki istatistiklerde görüyorum birçok izleyicim abone değil. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz de bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.